Arkadaşlar merhabalar. Videoma başlamadan önce şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yani gani rahmet olsun. Ruhları şad olsun. Kısa bir açıklamam da videonun sonunda olacak. Bunu da lütfen ısrarla söylüyorum. Dinleyiniz. Şimdi video çekmemin sebebi arkadaşlar yarış tahmini falan veremiyorum. Öyle bir çalışmam olmuyor. Olmayacaktı şu an. İleriki günlerde çalışmaya, durum müsait olursa çalışmaya devam eder. Sizlere aktarırım aynı şekilde. Bu videoyu hazırlamamın sebebi yorumlarda gelen bazı arkadaşların ne olduğunu anlamadıkları, benim tablomu çözemedikleri şu şeklindeydi. Size bu videoda Türkiye'deki ve dünyadaki at yarışlarının nasıl olduğunu, bir atların birinci ya da ikinci ya da tabela yapmama sebeplerini, bülten çalışırken niye dikkat etmeniz gerektiğini açıklayıcı bir video olarak çekiyorum. Bu her yerde bulamayacağınız bir video olacak, onu da aktarayım. Bu bilgilerin sonunda çok güzel altılı çalışacak hale geleceksiniz. Bizim bulduğumuz atları emin olun sizlerde bulacaksınız. Başka bir şeye de ihtiyaç duymayacaksınız. Hadi başlayalım o zaman. Grup 1 koşusu koşan atlar diye bir maddemiz var. Bu 2020 yılında TCK sitesinde vardır. Genel at yarışı hükümlerini içerir. Bunlarla ilgili olarak bilmediğiniz konular varsa da öğrenin, okuyun. Okudukça da bilgi sahibi olacaksınız. Bilgi sahibi olursunuz da fikir sahibi olursunuz. Grup 1 koşan atlar diye başlayan bir satırımız var. Devam ediyor. Şimdi tamamını okumayacağım. Siz kendiniz okuyun diye. Burada önemli yerlerini ben gösterip geçeceğim. Sebep sonuç açıklamaya çalışacağım. Grup 1 koşularında neler katılacak, kimin katılmayacağını anlatan bir madde. İkinci maddesi kazanan atlar, grup 1 kazanan atlar 2, 3, 4, 5 şartlı yarışlar koşamaz. Önemli bir bilgidir bu. O yıl içerisinde. Kısa vade 6-7 koşamaz. Mesela grup atları giremediği yarışlar oluyor. Devamı da bilgilerini aktarmaya devam ediyorum. 12 ay süre içinde grup 3 kazanan atlar şartlı 2 şartlı 3 koşamaz. 6 ay süresi içinde 4-5 şartlı koşullar katılamazlar. Bu çok önemli bilgilerdir. Bir grup atının yarış kazanmasının sebebidir bu. Power Plus'a bitiyor ya grup yarışları. İşte sebebi budur. Grup atı değilse at sahibi kolay kolay atını birinci yaptırmaz. Çünkü o zaman da yıl boyunca para kazanamaz. Hep grup koşmak zorunda kalır. Geçiyorum, ikinci bir sayfam var. Bu da önemli. Tüm handikap koşularında diye başlayan handikap 18 handikap hariç puanlama sistemi geçerlidir. Nedir bu puanlama sistemi? Her grup atlar için en az birden en fazla 140 arası değişen puanlar verilirdi. Diyor ki 1 ile 140 arasında puan veririm diyor. Türkiye'deki bütün koşan atlara. Kim diyor bunu? Handikapörler diyor. Bakın burada da yazıyor. Açıklayacağı tarihi de yazıyor. Şimdi bunların bilgisini aşağıda şeye dökeceğim. Rakamlara dökeceğim ki size net olarak anlaşılır olsun diye. Handikapörler bilince ilan edilen her puan, bu çok önemli arkadaşlar. 1 bölü 2 yani 0,5 kiloya tekabül eder. Her handikap puanı 0,5 kiloya tekabül eder. Genel kuraldır, bu değişmez. Devamı var. Okumanızı tavsiye ediyorum. O yüzden ekranı bırakıyorum. Ekranı dondurarak da okuyabilirsiniz. Fazla da bekletmeyeceğim. Geçiyorum. Sonraki bir sayfam var. Burada söylemek istediği ne var? Diyor ki burada yedek listelerle ilgili bilgi veriyor. Handikap puanına göre hazırlanır. Çok önemli. Kilolandırma ise deklare günü handikap puanına göre yapılır. Arkadaşlar bu da önemli bir cümle. Kilolandırmayı handikap puanlarına göre yapıyorlar. Girdiği anda 10 tane at bir yarışa kayıt olduğu anda handikaplarda puanlama, handikap puanlarına göre kilo verecekler. İşte ders çalışırken bunlara çok dikkat edeceksiniz. Çok önemli. Deklareden sonra koşu gününe kadar atın puanı değişse dahi o at kilo almaz ve vermez. Çok önemli. Ne demek istediğini aşağıda anlatacağım tekrar. Gibi bilgiler devam ediyor. Burayı da atlıyorum, okumanızı tavsiye ediyorum. Ben bu bilgileri biliyorum zaten. Sizin bilmeniz için bunları açıklıyorum. Geçiyorum sonraki bir sayfama. Koşulardaki sikletler.
Handikap koşularına asgari siklet 50 kilo. Yani bu standart, sabit. 50 kilonun altında at olur mu? Olur tabii ki, olur. Yamaklar binerse oluyor. İçiyorum. Handikap koşuları 2 yaşlı, 3 yaşlı sikletlerini ayarlıyorlar şimdi burada. Gördüğünüz gibi. Yazıyı güzelce okuyun. Şimdi hepsini ben tek tek okumayayım, vakit geçirmeyeyim bu konuyla ilgili. O 1 bölü 2 dediğimiz 0.50 kilo çok önemli handikaplarda. Kilolar buna göre ayarlanıyor. Bu burayı da geçiyorum. Dediğim gibi videoyu durdurup tekrar bunları tek tek okuyabilirsiniz. Bilgi sahibi olun. Bu yüzden yapıyorum. Koşu kayıt şartları 2020 İngiliz Araplar. Ha, burası kritik nokta. Burada bilmediğim bir şeyler vardı mutlaka. Bunları da anlatmış olayım. Bu yarışlar, şartlı yarışlarda diyor ki şartlı 2, şartlı 3, şartlı koşular, kısa vadeli koşulara girecek atların kazancı birinde 62.640 olmayacak diyor. Yıl içerisindeki kazancı, dikkat edin. O yıl içerisindeki kazanç. Hani Ocak, Şubat aylarında altınlar az para veriyor ya. Sebebi kazancı olmayan büyük atların bir yarış kazanması kilolarından dolayı. Sebebi bu. Sonraki aylarda bunlar rakamları yükseldikçe kazançları kilo almaya başlıyorlar. Daha önce geçtikleri atlara geçiliyorlar. Altınlar da para vermeye başlıyor. Kritik bilgidir, bilin. Nasıl kilo alıyorlar? İşte burada 3 kilo ilave. Neden? 45.000 üstüne çıkarsa diyor. Çıkacak, mecbur. Kazandıkça çıkacak. Altında kalana da kilo indiriyor. Bakın 2 kilo indirimi, 3 kilo indirimi, 4 kilo indirimi. Bunlar büyük kilolardır bir yarışta, bir at yarışında. Çok önemlidir bu bilgi. Okuyunuz, güzelce okuyunuz. Aşağıda bunların sağlamasını yapacağım. O da önemli. Dikkat edin. Burayı da durdurup videoyu tekrar izleyebilirsiniz. Burayı da geçiyorum. Fazla vakit aldırmayayım. Ankara ve İstanbul. Sayfa 2. 15'e 4 ile 31 12 2000 arasında tarihler arası geçerlidir diyor. Diyor ki bu da 15'e 4'ten sonra diyor kazançlar yükseleceği için harbiden yükselecektir. Bu kez rakamları artırıyorlar. Diğer kazanç yüksek atlara da tekrar şans sağlamaya çalışacaklar. Bu amaç budur zaten. Normaldir bu da. Atın bir yıllık koşu kazancıyla alakalıdır. Şu an için bu tablo. Burada da artı 3 kilo, artı 2 kilo eksilerimiz var. Ve atların şartlarına göre kayıtlara girdiği anda kilolandırılır. Bu şartlı yarışlar. Bunu da gösterdikten sonra diğer sayfaya geçiyorum. Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır, ben pek oynamıyorum, size de söylüyorum ya, yani Şanlıurfa'yı ben bilemiyorum diye. Oradaki sebep rakamların daha küçük olması, atların istediğimiz gibi koşamaması. Birçok sebep var ama oradaki kazançlar düşük bakın. Yukarıdaki büyük şehirlerdeki, büyük yarışlardaki rakamlara birebir aynı değildir. Çünkü oranın atları bellidir. Yani orası emekli ayrılmış atların koştuğu yerler olduğu için kazançlar hep düştü ama şeyi standartı aynıdır. Orada da kazan yüksek at kilo alır. Kazanç düşük at kilo verir. At yarışının temel özelliği budur. Burayı da geçiyorum. Tüm hipodromlar. Bu da handikap koşular. Handikap koşularda. Bakın handikap 13 diyor. 1 ile 45 arası girer diyor handikap 1'e. Yeni ayırdılardı bunları. Handikap 1, handikap 2, handikap 3 yazar ya handikaplarda. Nedir diye sorarsanız çok önemli. Yani at yarışı çalışırken bunlara dikkat etmek zorundasınız. Handikap 13, 1.45, handikap 12, 1.40, handikap 3, handikap 13'ün handikap 3'ü 1.35. 1 ile 35 handikap puana sahip atlar katılır diyor. Yani handikap 13'ün handikap 3'ü ya meydandan çıkmamış atlar ya da koşu kazanmamış atlar anlamına gelir ki en kötü istikrarsız atların kayıt olduğu yerdir. 1.35. 35'e 36 giremez buraya. 1.40, 41 giremez. Mesela ama bunları bilmeniz şart. Handikap nedir, ne değildir. Handikap 24. Açık yarış atlarının dahi. Koşu kazanmamış açık yarış atlarının dahi. 105'e kadar olan handikaptan girdiği yarış. Handikap 24 çok önemli. Handikap 16, 17, 20 euro. Bakın buralarda sürpriz çıkar her zaman. Kilolar buralarda handikaplara göre ayarlandığı için 93-63 kiloyu taşır. 56 handikap, handikap 21'de 50 kiloyu taşır. Bunlar çok önemli. Kilo farkları oluşur buralarda. Yani burayla ilgili bilgi de bu. Diğer kısa vadeli 9 şartların
kimlerin girip kimlerin giremeyeceğini anlatan bilgi. Bunları dediğim gibi video durdurur, o tekrar ezberleyebilirsiniz. Önemlidir. Bunları bilmeden ders çalışma olmaz, atlamazsınız. Geçiyorum şimdi. Bu bilgileri verdikten sonra orayı yukarıları gördünüz. Size bir örnek göstereceğim. Diyeceğim ki hani 5 tane atımız var. Bunları da takımlarımızdan aldım isimlerini. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Eskişehir. Bunlar atlarımız olsun. At isimlerimiz olsun. Yarış programları nasıl olur? Kaydiyeler nasıl olur? Atların bize bültenlerde çıkarken ne durumda çıktıklarını gösterme amaçlı olarak. Önemli bilgilerdir bunlar. Zannedersem benden başka da yapan yoktur bu bilgileri size aktaracak. O yüzden önemli bir video. Güzelce takip etmenizde fayda var. Bu 5 tane takımım var ama 5 tane at olarak görün bu isimleri. İlgi çeksin diye söyledim. Bu arada öyle çok fanatik taraftar falan değilim. Zamanında üniversite yıllarımda Galatasaray'ın ekmeğini çok yedim. Maç kazanıyorlardı arkadaşlarla iddiaya girdiğimizde. Ama hepsini severim takımlarımızın. Şu aralar Beşiktaş Sergen'den dolayı favorim, onu da söyleyeyim. Sergen olduğu için bütün maçlarını izlemeye giden biriydim. Sadece Sergen nerede oynarsa oynasın gider maçlarını izlemeye çalışırdım. Şu anda onun dışında başka bir izleyeceğim futbolcu göremiyorum Türkiye'de. Hadi kısa bilgi de vermiş olayım. İlk üç koşulları sonucunda açıklanan handikaplar ve kazançları bu atlarımızın olsun. İlk 5 atımız. Handikap puanlarını handikap öyle 55 Galatasaray'a verdi. 53 Fenerbahçe'ye, 51 Beşiktaş, Trabzon 49, Eskişehir 46 handikap puanındalar. 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 60.000 kazançları oldu bu atlarımızın. Peki bu atlarımızı biz gene aynı kayda yapmayı, bir şey, yarışa kayıt yaptıracağız. Bu atların durumu ne olur? İşte ders çalışırken bunlara çok dikkat edin. Şartlı 3 koşu ikramiyesi de 100 bin lira olsun. Bir yarış ikramiye 100 bin olmaz. Ben örnek olsun diye atıyorum. Dikkate almayın o kadar. Şartlı bir 3'e bu atlarımız girerken handikapları aynı kalır arkadaşlar. Değişmez. Kazançlarından dolayı kiloları ayarlanır. Ama ben sadece bir şartlı yarış koşturacağım ve sonucunu alacağım için sonraki yarış kayıtları buna göre belirlenecek. Önemli bir veri olacak. Görmeniz açısından söyledim. Bu yarışı girdiler 5 atta bu handikaplarla girdiler. Kazançlarını hani dengeledim ben. Hepsi aynı olsun dedim. Kazançları da aynı kaldı. Bu koşuya kayıt yaptırırken. Sonuçlar. Galatasaray'ı ikinci yaptım 3 boyla. Fenerbahçe 4 boy farkla kazandı. Galatasaray 3 boy farkla ikinci oldu. Beşiktaş 2 boy farkla üçüncü oldu. Trabzon 1 boyla 4. Eskişehir 5. oldu, uzak 7 bu atlardan. Hani kalitelerini görmek açısından anlatıyorum bunu da. Şimdi bu atları biz kayıtlara alıyoruz. Bakın neler çıkacak. Çok güzel dikkat edin buralara. Ders çalışırken işinize çok yarayacak. Şimdi bu yarış sonucunda handikapör Galatasaray'ın Fenerbahçe 1. olduğu için yarışını çok beğendi. 53'ten 65'e çıkardı. Verebilir. Handikapör belirliyor bunu. Normalde hani 65 olmaz aslında. Bu 55-6 puan veriyorlar. Şartlı yarışlarda handikaptan ya birinci olan atlara. Diğerlerine pek ikinciye de biraz verirler. 3-4 beğenmedilerse vermezler. Ama ben vermiş olayım. Handikapör benim. Örnek olduğu için söylüyorum bu yarışları. Handikapör bugün benim. Bu atlara da ben handikap verdim. Dedim ki 65'e çıktı Fenerbahçe. Galatasaray 60'a çıktı. 56'ya Beşiktaş, 52'ye Trabzon, Eskişehir 46 kaldı. Yani uzak yedi. Çünkü hiç beğenmedim yarışını. Handikapörüm. Peki kazançları ne oldu? Bakın Eskişehir 5. olmasına rağmen 10.000 lira para aldı. Diğerleri de çeşitli rakamlar aldılar. Koşunun dağıtılan ikramiyesinden paylarını aldılar. Bunların yüzdesi var arkadaşlar. Ben örnek olsun diye rakamları biraz da sabitledim. Daha rahat anlaşılsın diye. Ne oldu kazançları? Galatasaray 100 bine çıktı. Fenerbahçe 140 bin, Beşiktaş 60 bin, Trabzon 40 bin ve Eskişehir 20 binde. Şimdi biz bu atları, aynı atları bir başka koşuya kayıt yapacağız. Nereye yapalım? Bir şartlı 5 bir yarışımıza kayıt yapabiliyoruz. Yapalım. Bakın ne oluyor. Şartlı 5 burada. Şartlı 5'te Fenerbahçe şartlarımız var. Şartlı 5'e kayıt yapılırken
şu şartları isterler at sahiplerine. At sahipleri de bunları çok iyi bilirler. O yüzden ilgililer ya da at sahipleri demeyeyim, atın ilgilileri bunları bildikleri için ona göre kaydı yaparlar. Bir hafta öncesinden, 3 gün öncesinden kayıt yaparlar. Deklare olur. Şimdi Fenerbahçe kazancı 140 bin oldu. Şartlı 5 diyor ki 130.750 TL'yi 2020 yılında kazanan at geçemez diyor. Ben ne zaman 4. ayın sonuna kadar orada yukarıda gösterdim. O zaman Fenerbahçe bu yarışta yok. Yok yani. Silindi. Birinci olduydu ama bu atlarla koşamaz. Kazancı. Eşit dağıtacaklar ya kazançları. Bakın dünyadaki bütün sistem böyledir at yarışlarında. Bir yarış ikramiyesini bütün koşan atlara eşit miktarda güçleri oranında dağıtmaya amaçlıdır, çalışırlar. Zaten sürprizler de o yüzden gelir. Geçelim. Fenerbahçe bakın burada yarışa katılamadı. Gitti. Kim var peki? Galatasaray var. Galatasaray'ın kazancı 100 bindi. Kazancı 100 bin olursa bu at 98 bini geçene 2 kilo eklenir. Ortalama kilomuz 58'dir arkadaşlar. 58'e 2 kilo eklersen bu kilosu, bunun kilosu şurada göstereyim. 3 kilo eklersen ya da ne yapıyor? 2 kilo eklersem 60 kiloya çıkıyor. Bu 60 olarak kaldı. Ne kadar kilo aldı? Şöyle de yapayım. Artı 2 kilo aldı. Kilosu 60 Galatasaray'ın. Fenerbahçe yarışta yok. Kazancıdan dolayı giremedi. Beşiktaş ne yaptı peki? Beşiktaş'ın 60 bindi. 59 bini geçti. Eksi 2 alamadı. 2 kilo indirecekti. 98'i geçemedi. Artı 2 kilo alacaktı. O da yok. O zaman sabit 58 kilo. Trabzon 55 kiloda. Neden dolayı 45.320'yi geçmeyenden 3 kilo indirdi. 58'den 3 kilo indirse 55 kilo. Bakın burada eksi 3. Eskişehir ne yaptı? 4 kilo indirdi. Geçmedi çünkü 21 ne kazancı. Peki bu şimdi bu tablo, bu atlar, deklare oldular var, bültene çıktılar. Kaç tane atım var? 4 tane. Mesafe 2000. Sizce burada kim kazanır? Şimdi ders çalışıyoruz ya biz de. Derecelerine baktık. Yukarıda göstermiştim size. Şu 3 boy, 4 boy kazanan atın ayırdığı hani ne kadar? Biri uzak 7, biri 1 boy, 2 boy, 4 boy. Galatasaray 3 boy, Beşiktaş'ta Trabzon'a 2 boy, 1 boy attı. Şimdi Galatasaray kilo aldı. Beşiktaş-Trabzon arasında 2 boy, 3 boy fark var. Şimdi birisi 56 kilo, birisi 52 kilo, birisi 60 kilo. Bakın buradaki 8 kilo 2000 metrelerde çok büyük derece farklılığına sebep olur. O gördüğünüz 4 boy, 5 boylar çok rahat kapanır. Ve Trabzon burada Galatasaray'ı geçebilecek duruma gelir. Sebebi kilodur. Hele bir de apranti bindirirlerse bu daha da aşağı iner. Kilodan dolayı bu Trabzon bu yarışı çok rahat alabilecek duruma gelir. Burada da bizim favorimiz bu yarışta Trabzon olur. Size verdiğim tekler falan var. Onları da aşağıda göstereceğim. Yani çalışmalarımızdan çıkan dediğimiz şey budur aslında. Çalışmalarımızdan çıktığı anda ben gösteriyorum. Trabzon. Peki bu olmazsa atta sıkıntı vardı, koşamadı. Kim gelir? Eskişehir gelmez arkadaşlar. Eskişehir uzak yedi. Yani handikapı çok düşük. Burada kilosu düşük ama gelmez. O zaman Beşiktaş'ın şansı vardır birinciliğe. Bakın 58 kiloda hala bir 2 kiloluk avantajı var. Şimdi şurada söylemiştim kilo kiloya koşarken. Burada 6 kilo fark yaptı diye. 8 kilo. Bu 2 kilo aldı. Bu kilo verdi. Çok büyük farktır kilolar. Ve yarışların olduğu gibi seyrini değiştirirler. Şimdi Trabzon burada favorimiz. Koşmazsa Beşiktaş favorimiz. Peki Galatasaray ne yapar koşuda? Mutlaka koşar. İyi koşar. İkinci olur. En iyi derecesi ikinciliktir. Bu iki at koşmazsa tabii ki birinci olur. Ama öncelik Trabzon'un koşarsa, koşmazsa Beşiktaş'ın, sonra Galatasaray'ındır. Buranın da ikilisi, sıralı ikilisi 4-1'dir ya da 3-1'dir. Bu değişmez. Şimdi şartlıdaki yarışların nasıl olduğunu anlattım. Bir handikap hala 0.50 kilo, yani yarım kilo. Çok önemli, bunlara dikkat ediyoruz. Şimdi aynı şartlar altında, başka bir tabloma geçeceğim. Aynı şartlar altında bu atları handikap 16'ya kayıt yapıyoruz. Yukarıda bir yarış derecelerimiz var diye koşturmuştuk. Handikap 16'ya kayıt yaptığımızda bu atlarımızın handikapları aynı kaldı.
60, 65, 56, 52, 46. Şimdi ne oluyor burada? Kilolar neye göre belirleniyordu? Yukarıda kazançlarına göre belirledik. Trabzon çıktı karşımıza. Burada handikaplarına göre belirleniyor arkadaşlar. Handikap kayıtlarında. O da çok önemli bilgi. 0.50 kilo bir handikap. Ona göre ayarlayacaklar. Şimdi bakın ayarlandığımızda ne oluyor? Şimdi burada az önce yukarıda Fenerbahçe girememişti bu kazancından dolayı. Handikap 16'ya kaydını yaptırır, girer. Handikaplar serbesttir. İşte ne der? Handikap yukarıda var açıklaması. Şununla şu arası, bununla bu arası der. Durumların hepsi de müsait. Handikap puanı 31 ile 75 arası tüm safkanlar katılabilir. Kazancı önemli değildir handikaplarda. Şu açıklamayı da göstermiş olayım. Burada Galatasaray handikap 60 handikapın karşılığı 57.50 kilo. 57.5 kilo. Fenerbahçe şartlıya giremiyordu. Handikapa girdi. Kilosu 60, en yüksek kiloyu taşır arkadaşlar. Bir numara olur. Bültenlerdeki bir nolu atların en yüksek handikap yarışlarının hepsinde aynıdır. Standarttır, değişmez. Bir numarası en ağır kiloyu taşır. Üzerine apranti yamak alsa dahi kilo indirimi olur. Ama bu at her zaman en ağır kilo olarak görünür. 2 no, 3 no'ya düşse bile bültende handikap yamaktan dolayı indirim almıştır ama o yarışın ağır kilosu budur. Düşünün yani şuraya 60 kiloya Bekir Mert Mırı'yı bindirin. Al size 4 kilo indirim. Bu at 56 kilo koşacak. Hani yukarıda uzak çekiyor, 4 boy ayırıyor diyor bu grubu. O zaman aşağı yukarı dengeliyorlar kiloyu. Şans tabii ki oluyor o zaman. Ama şimdi diğer başka şeye geçeceğim. Artı 2 kilo veriliyor handikap yarışında Fenerbahçe'ye handikapından dolayı. Peki Galatasaray, bakın Galatasaray yukarıda kilo alıyordu, burada iniyor. Ne kadar? 0.5 kilo iniyor. 57.5 kilo. Ortalama kilo 58 hala. 3 yaşlı İngiliz'de de Arap atları diyeyim ben bu isimlere. Şimdi Galatasaray 57.5, Beşiktaş 56 handikapta. Ha, bu arada birinci sıradaki atın, en yüksek handikaplı atın handikapına göre diğer kilolar ayarlanır handikap yarışlarında. Ona göre artı ya da eksi kilolar verilir. 56, 65 ne kadar? 4.5 kilo fark yapması gerekir. Bu Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında o da biri 60 kilo olur, biri 55.5 kilo olmak zorundadır. Bu da Fenerbahçe'de Galatasaray'a göre kilo alır. 60 kilo, 57.5 kilo, 0.5 kilo. Şimdi geçiyorum Beşiktaş'a. 4.5 kilo indirimini aldı. Peki Trabzon ne yapar? 52 handikaptı. 52-65 arasındaki farkı çıkartıp 0.5 kiloya verdiğiniz zaman bu da Fenerbahçe'den 6.5 kilo düşükte yarışa katılır. 53.50 kilo. Görürsünüz handikap, herhangi bir handikap yarışını açın. Oradaki ilk 10 sırayı aynı şekilde bu şekilde sıralanırlar. Peki Eskişehir ne yaptı? 46 handikapı vardı. 46-65. Arada 18-19 puan var. Handikap puanı. Kalite farkına bakın. Çok araların uzak. Kalite farkı. Burada şartlıda 54'tü kilosu. En iyi Galatasaray'a karşı 6 kilo fark vardır aralarında. Burada bu Galatasaray'dan daha iyi Fenerbahçe var karşımızda. Aralarında kilo farkı 50.5-60. 9.5. Muazzam bir kilo farkı. Arkadaşlar bunlar özellikle 1600'den sonra bu kilo farkları o kadar etkendir ki yarışlarda, işte sürprizler burada gelir. Yani amaç da daha önce söylediğim gibi kötü ata puan, para kazandırmaktır. Yani kötü at dediğim kazancı olmayan atlara. Ya handikap yoluyla kazandırırlar ya şartlılarda kilo yoluyla kazandırırlar ama mutlaka kazandırıyorlar. 9.5 kilo en iyi attan düşük koşar bu grup için. Bu şartlarla bunu gösterir, bunu söyler. Peki burada Trabzon büyük şanstaydı birinci atımızda. Birinci olur demiştik, Galatasaray ikinci olur. Burada ne oluyor biliyor musunuz? Burada da Eskişehir buranın bankosu oluyor işte 50 kilodan dolayı. Ve yani uzak yemişti şurada bakın. Uzak yiyordu bu at. Eskişehir uzak yedi hepsinden. Handikapa girdiklerinde bu yarış sonucunda bakın ne hale geliyorlar. Aralarındaki kilo farkına bakın. 50 kilo, 60 kilo. İşte inceleyin yarışlarını, bütün atların elinizde bültenler var. Bu örnekler her zaman olur. Sürprizler
doğal ateşin doğal yapısıdır. Sürprizler her zaman olur, olacaktır da. Şimdi bunu da anlattıktan sonra umarım aklınızda bir şey kalmamıştır. Bana soruyordunuz ya artı eksiler nedir diye. Şimdi onu açıklayacağım. Burada bir tane örnek aldığımız gibi birkaç tane örneğim var. Onları da açıklayarak geçeyim. Benim handikap puanı bu standart handikap puanıdır. Yukarıda atlarımızın kazançları vardı ya şartlılarda. Kazançlarını gösteren tabloya ben puan veririm. İşte 50.000 kazandıysa 5 puan veririm. Handikapın üstüne artılarım 137'ye çıkar. O yılki kazancı toplamıyla benim verdiğim puan toplamında atın o anki bendeki handikapıdır. Şahsıma özeldir. Verdiğim handikap puanı herhangi bir yerde bulamazsınız. Benim çalışma şeklim böyle. Peki eksi nedir diye soruyorsunuz. Eksi de işte bu 50.000 lira kazandı 5 kafama göre bir verdim ya 5 puan handikap puanı. Örnek veriyorum. O zaman da handikap puanından çıkarttığım zaman bana o yarıştaki gücünü gösterir. Yani kazancından önceki hali neydi bu atın? 61'di. Yani benim gözümde handikapı. Kazandıktan sonra ne oldu? 137 oldu. İşte bunları ortaya çıkartıyorum. Çıkarttıktan sonra da diğer yarışlar, diğer atlara da aynı şeyi uyguladıktan sonra bana tablo bir şey veriyor. Diyor ki bu at bunların hepsinden büyük diyor. Yani kazancı da büyük, çıkarttığın zaman da büyük. Yani kazancı olmadan da büyüktü bu at. Zaten formda bir at. Ha bu arada formda atların artısı şurası yüksek çıkar. Yani bu atlar para kazanmış atlar anlamına gelir. Peki bir de benim bir söylediğim şey vardı. İki taraftan büyük gelirse o atı tek atarım diye. Sebebi bu. Daha önce bu çalışın. Önce bu dereceleri, bu şeyleri geçmiş atlardır. O gün de bu ben 3 numarayı tek vermiştim. Bu hani yarışta ben ne olduğunu biliyorum diyorum ya sizlere. İşte ne olduğunu ben biliyorum bu yarışta. Barikat ikinci atım burada. Bakın iki taraftan da büyük de ikincide kaldı. Onun da farkındaydım. Ama 3 numara bunun çok üstündeydi. Rahat, çok rahat yarış kazanması gerekirken Akın Sözen hata yaptı. Gördüğünüz yarışı izlemişsinizdir. Barikat yarışı kazandı. Helal olsun bir şey demem. Ama bu barikatı bir de yorumcular falan var böyle izliyorum. Barikatı tek verdik işte falan diye. Ya bu yarışta barikatı 3'ün yanında tek veren tahminci olamaz. Yazan hani yazabilirsin tesadüf ya da sebep sonuçtan gelir geçer. Yani 3 yaşında dişi bir at 1900'de 3'ü geçme ihtimali çok zordur. Eğer bu atı veriyorsa başka zamanlarda buna benzer atları da verecektir. Kuponu çoğaltmaktan başka bir işe yaramaz. 2'ye katlarsınız burada. Yani o da altını tutturamazsınız anlamına gelir. Burayı tek atamıyorsanız, bu bilince sahip değilseniz ayvayı yediniz. Geçiyorum burayı. Burada ikinci kaldı. Barikat geldi. Ama şu becerikli an o gün yarışı kazandı arkadaşlar. Aynıydı. Free of World ile. Yarışını kazandı. Çok da güzel kazandı. Bu programları olduğu gibi çektim bıraktım. Videolarım da var. Yine dönüp bakabilirsiniz. Şimdi aynı şekilde Handikap 16 bir yarış var. Handikap 16 çıkmaz oluyu ben burada tek vermiştim. Aynı bu yukarıda Eskişehir vardı ya. Eskişehir'in aynısı bakın 51,5 kilo. En favori atım bu idi. Buna benzer atlar olur bak. Şu aşağıdakiler de var. Ama handikap olarak büyük geldiği için. Yarışın sonucu yukarıdan 60 kilo Bilgin Kadırsan'ın birinci oldu. Çıkmaz oldu ikinci olmuştu. Bana kızmışsınızdır Tekin gelmedi diye. Arkadaşlar at yarışı bu. Yani gelir gelmez gelmez. Takip edebilirsiniz yarış sonuçlarını. Benim videolarımı izleyebilirsiniz. Bu yorumları yaptığım sırada. Geçiyorum hemen başka bir handikap 17'ye. Burada da Özbülgin'i vermiştim. Çok şanslı demiştim. Özbülgin yarışını koşmadı birinci olmasına rağmen. Ama onun bir büyüğü hafif kilolu Kamçı birinci oldu. Hatırlar mısınız? Kamçı işte Eskişehir arkadaşlar. Son oldu Beşiktaş. Hani ya da Fenerbahçe diyeyim kilosundan dolayı. Ya da Trabzon diyeyim. Son oldu ikinci. Kamçı birinci. Ben Kamçı yerine Özbülgin'i tercih ettim. Hata yaptım. Kamçı birinci oldu. Gelebilir. Gelme ihtimali yüksek bir attı. Kilosundan dolayı 1800'de kilodan dolayı kazandılar. Geçiyorum burayı da. Son bir yarış daha göstereceğim. Kim bu? Öz Erdinç. Şart 5 yarış. Favori vermiştim. Büyük çıkıyor. Kazancından dolayı arkadaşlar. Kazancı az. Handikapı yüksek. İlk handikapı kazancı düşük.
Ama şartlı yarışlarda çok kazanan atlar şanslı oluyorlar. Şurası şanslı oluyor. Öyle de oldu. Ben sürpriz beklerim. Sürpriz şartlılarda böyle atlar yapar. Özer Dinç gibi atlar yapar. Ben burada sürpriz beklerken kazandı yüksek ot. Maninya geldi birinci oldu. Özer Dinç de sanırım tabela yaptı bu yarışta. Geçiyorum. Artık bu bilgileri verdikten sonra sanırım aydınlanmış olacaksınız. Bitti. Video da çok uzun sürdü. Bugünlerde şimdi sizden de bir isteğim olacak ayrıca. Şahsen hiçbir siyasi parti üyesi falan değilim. Olmam da olmayacağım da onu da söyleyeyim. Bu ama fikir sahibi olmadığım anlamına gelmez, bunu söyleyeyim. Bu topraklarda Türkiye'de doğmuş, ulus olma şuuruna sahip biriyim. Türk evladıyım. Bunu net olarak söyleyeyim. Yani şu an geçtiğimiz ortamdan dolayı bunları anlatıyorum. Bana her türlü ortamlarda milletime yalan söyleyen, kişisel menfaatlerini Türk ulusunun menfaatlerinin önünde tutan ve ayağı öpülesi annelerimiz var ya, evlat acısıyla göz pınarlarını kurumasına sebep olan arkadaşlar, hiçbir politikacıyı, siyasetçiyi ya siyasetini beğenmeyin yeter. Başka bir şey istemiyorum sizden. Son olarak da ne mutlu Türk'ün diyene.